İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'a adanan bir çevrimiçi konferans 19 Ocak'ta gerçekleşecek. Azerbaycan-Arsas sorunu 32 yıl önce bugünlerde. Massachusetts'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım tarihi okul derslerinde zorunlu hale geldi. Diran Lokma Gözden, Kazakistan'da önlenen bir renkli devrim daha gerçekleşti. Maria Mavakyan, Rusya 1997'den bu yana Türkiye ile Arsak sorununun çözümü için alternatif format uyguluyor. Batı Ermenistan'daki Portasal Göbekli Tepe'ye kısıtlamalara rağmen 567.453 kişi ziyaret etti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Değerli yurttaşlar, saygıdeğer Batı Ermenistan vatandaşları. 19 Ocak 2022'de Ermenistan saatiyle 21'de, 19 Ocak 1920 tarihinde tanınmış Ermenistan'a adanan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin oluşumu, inşası ve genel durumu konulu doğrudan bağlantı ile bir konferansın düzenleneceğini memnuniyetle bildirmekteyiz. Konferansı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Kaprahamyan yönetecek. Aşağıdaki linkten bize katılabilirsiniz. 1990 yılının 12-15 Ocak tarih arasında Bakü'deki katliamlara paralel olarak Azeri katiller etnik temizlik politikasını sona erdirmek amacıyla Kuzey Arsak'ın Manaşit, Azat ve Gamo köylerine organize bir saldırı başlattı. Bu konuda tarih bilimleri adayı Kaçar Bilim Merkezi STK Başkanı Doçent Mıher Harutunyan özellikle şunları kaydetti bu agresif saldırı eyleminin bir terör merkezi olan Bakü'den emredildiği ve yönlendirildiği gerçeği Azerbaycan Milli Cephesi'nin 11 Ocak'ta Bakü'de düzenlediği mitingde Ermenileri Bakü'den kovmak ve Arsaha karşı geniş çaplı silahlı operasyon başlatmak için yapılan çağrılardan anlaşılmaktadır. Ancak Kuzey Arsak'ın azimli savunucuları Azeri haydutlarına layık bir karşı saldırıda bulundu ve onları savaş alanından kaçmaya zorladı. Artsaha karşı büyük çaplı bir savaşa hazırlanan düşman güç kullanarak özellikle hassas ve savunmasız görünen Ermeni yerleşimlerine saldırarak Ermeni vatandaşlarını yıldırmaya çalışmakla kalmadı, aynı zamanda işgalci güçlerini de kullandı. Ermeni tarafı düşmanın saldırganlığına direnmek, vatanı savunmak için gerekli önlemleri alarak yeterli karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı ortaokul ve liselerde soykırım öğretimi bundan sonra zorunlu olacak. 2 Şubat 2021'de bir grup milletvekili Massachusetts Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ne soykırım eğitimi hakkında No 692 yasa tasarısını sundu. Yasa tasarısı 2 Aralık 2021'de vali tarafından imzalandı ve böylece yasak gücü kazandı. Yeni eğitim yılında 1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanacak. Yasa, soykırımın insanlık dışı özünün araştırılmasına özel önem vererek kapsamlı insan hakları eğitimini ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yasa, soykırım olarak holokostu, Ermenilere yönelik soykırım armenosuydu. Pontus Rumlularının soykırımını 17. 19. yüzyıllarda Afrikalıların kölelik için Amerika'ya zorla nakli, Amerika kıtasında yerli halklara karşı uygulanan şiddet ve son zamanlarda Bosna, Kamboçya, Ruanda, Sudan'da gerçekleşen şiddet olayları soykırım olarak dahil edilmesi öngörülüyor. Batı Ermenistan Televizyonu Westin Armenia TV'de Türkolog Diran Legma Gezyan, Son bölgesel olayları analiz ederek özellikle Kazakistan'daki olaylardan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü faaliyetlerinden ve tüm bunlara Türk unsurunun katılımından bahsetti. Kazakistan'daki duruma atıfta bulunarak bunun Batı'dan yönlendirilen başka bir renkli devrim olduğunu söyledi. Tabii ki Batı derken Türkiye'yi de kastetmeliyiz. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü tarafından o kadar hızlı hareketi bir başka Türk karşıtı olan eyleme bağlıdır. Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyetlerinden Mülteciler Meclisi Koordinatörü Maryam Avakyan, Laragir ile yaptığı röportajda özellikle şunları söyledi. 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Karvacar ve Kaşatağ'da Azerbaycan'dan gelen en az 14 bin Ermeni mültecinin olduğunu kaydetti. Bu mülteciler 2020 sonbaharında tekrar yerlerinden edilip kaçtılar. Ülke içinde yerinden edilenler ise Hadrut, Şuşi, Kaşata, Karvacar, Carakan ve Varanda'dan yerinden edilen insanlardır. 9 Kasım bildirisini dayatan Arabulucu bulucu devlet 1997 yılından bu yana Türkiye ile Arsak sorununun çözümü için alternatif bir önlem arayışındadır ve bu konuda anlaşmaları var. Yani 1997'de Minsk grubu ne yapsa da kendileri ne yapacaklarını iyi biliyor. Yani arabulucu devlet ve Türkiye Minsk grubunun formatını görmezden gelerek bu önemli uluslararası yapının varlığını atlayarak Lavrov planını hayata geçirdiler. Suçun devamı durdurulmalıdır. Biz ve Ermeni siyasi çevre 9 Kasım açıklamasının 7. maddesini tartışmalı ve bu açıklamanın ateşkesi askıya alan bir belge olarak rolünü vurgulamalıyız. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde 12 bin yıl geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Portasar Göbekli Tepe ilk 5 ay kapalı olmasına rağmen 2021'de 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı. Portasar 2018'den bu yana binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan öğren yerlerini o dönem yaklaşık 70 bin ziyaretçi gezdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 2019'u Portasar Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle ziyaretçi akını yaşandı. Göbeklitepe 2019'da 412.378 ziyaretçi sayısına ulaştı. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız yurttaşlarımız ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Darpinyan tarafından seslendirilen Ermeni Halk Müziği Tartsyal Paylets adlı eseri sunuyoruz. Tartial. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.